Merhabalar, ben Yüksel Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda motifli, üçgen parçalı, verev bir eteğin yapımını anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok çok hoş bir etek oldu. İstediğiniz ölçüyü ayarlamak da çok kolay. Motiflerini, parçalarını birer tane eksik yaparsanız daha küçük bir model elde edersiniz. Bunu bebek oyuncakları kıyafetleri yapan yabancı bir sitede gördüm bu modeli. Küçücük bir bebeğe kıyafet yapılmıştı bu modelden. Dedim niye çanta olmasın, etek olmasın, hatta bluz, şurayı robo olarak düşünürseniz bluzlar olabilir. Çok şekilde değerlendirilebilecek bir model olarak düşündüm. Sadece tekniğini göstermek istedim. Bir yere bakarak ölçüyle yapmadım. Çok doğaçlama çıkan bir model oldu. Zaten videosunda da tek tek anlattım. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Ben parçanın hemen hemen tamamına yakınını bitirdim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra üçlü motif ördüm. Bu 6 sıra olacak. İki motif daha var elimde ve son motifi birlikte öreceğiz. Daha önce hazırlamamın sebebi de başlarken en azından bir fikriniz olsun nasıl yapıldığı konusunda. Şimdi bu motifler, şimdi birazdan yapacağımız diğer motifle birlikte buraya monte olacak ve son şu üçgen aradaki verevlik veren, eteğin verevini oluşturan şu parçayı da birlikte öreceğiz. Son parçayı. Şu araya o da dikilecek. Bir fikir versin. Nasıl evaze oluyor? Nasıl oluşuyor? Çünkü yeni başlayanlar da oluyor. Güzel de bir model. Sıfırdan ayrıntılı anlatarak bitirmek istedim. Asıl büyük parça elimde bitmiş durumda. Son bir motifi, son bir üçgen parçası var. Şöyle iplerim vardı. Kimine hiç daha açmadığım. Ve şu şekilde de daha önce sarmışım. Çileleri çok kötü göründüğü için bazılarını sarıyorum. Şöyle renklerim mevcuttu. Ve daha da başka renkler de var. Ben bu renklerle çalıştım. Bunun da markası her zaman, yani çoğunlukla kullandığım bir ip bu benim. Alize Cotton Gold. Şöyle göstereyim. Hepsinin markası bu. Renklerini kendiniz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. 4,5 numarada tığ kullandım. Şimdi şu motiflerin yanına son, çünkü her biri üçer motiften oluştuğu için iki tanesini ördüm. Son bir tanesini şimdi birlikte örelim. Bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine şimdi trabzanlar öreceğiz. 2 zincir çektim, doladım. İki trabzan oldu. 2 zincir çekmiştik ilkini. 3 trabzan. Şimdi araya 2 zincir tekrar doluyorum. Aynı sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, tekrar 2 zincir. İki, üç, iki zincir doluyoruz. Gene aynı boşluğa. İki, üç. Burayı örerken alttaki ipi de aralardan yürüttüm. İki zincir çekip İlk çektiğimiz iki zincirin en tepesine bağlıyorum.
kaydırma yöntemiyle. Bunlar tekrar sıkılaştırılarak aralardan geçip kaybedeceğiz ipleri. Şimdi ilk sıramız bitti. İkinci renge geçiyorum. Şu tığın üzerine şöyle sıkılaştırıyorum ilmeği. Boşluğun içerisine bağlıyorum. Şöyle tutuyorum. Şu 3 trabzanı yapana kadar içeride kalsın diye. 1, 2 zincir. Tekrar üçlü, ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Burası köşe. Sıra bitip geldikten sonra gene aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıp araya 2 zincir örüp burayı da köşe haline getireceğiz. Şu arada olan şurası 1 zincir çekiyoruz oraya. Çünkü çok delikli bir motif olsun istemedim. Diğer boşluğa gene 3 trabzan, 2 zincir, köşe çünkü buralar. Gene 3 trabzan. 2 3. Gene araya 1 zincir doluyorum. Gene köşe. Araya 1 zinciri çektim. Başladığım boşluğa 3 trabzan daha. İki zincir ve köşeyi en tepeye, şu iki zincirle başladığımız zincirin en üstündeki boşluğa batarak sırayı tamamlıyorum. Şimdi üçüncü renge geçiyorum. Gene tığın üzerine şöyle bir sıkılaştırıyorum. Boşluğa bağlıyorum. İki zincir doluyorum. Üç trabzan. Bir zincir doluyorum. Gene üç trabzan. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. sıra. Şu araya bir tane ördük. Gene bir zincir. Köşeye geçiyorum. Gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Köşelerde bu şekilde. Aralarda sadece bir zincir çekiyoruz. Dördüncü sırayı da ördüm. Bütün motiflerin son sırasını sık iğne ve tek renk iple, yani açık renk iple ördüm. Şu şekilde şuradaki parçayla bütünlük oluşturuyor. Gayet güzel oldu bence, ama tabii ki sadece motifi örüp şu son sık iğneyi örmeden de renk renk birleştirebilirsiniz. Tercih meselesi. Dediğim gibi istediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Çünkü bunun asıl özelliği rengarenk olması. Çok çeşitli tonlarda renklerin bir arada kullanılması. Her motifte farklı bir kombinasyon yaparak örüyorsunuz. Renklerle oynamak da çok güzel aslında. İyi geliyor. Şimdi son sırayı yapıyorum. Biraz fazla tutuyorum. Bunu artık içinden yürüteceğim çünkü. Şöyle boşluğa bağlıyorum. Bir zincir. Bunu içinden yürüteceğim. Sadece sık iğne öreceğim için içinde kaybolacak. Boşluğa 1, 2 sık iğne. Sonra her trabzana bir sık iğne. Boşluğa geldik. Bir tane boşluğa batıyoruz. Gene
trabzanların üzerine şimdi boşluğa bir tane gene trabzanın içine boşluğa bir tane köşeye geldik. Gene trabzanlara birer kere boşluğa köşelere 3 sık iğne örüyoruz. Sonra gene trabzanlara ve boşluğa bir tane. Bir tane boşluğa, 3 tane de köşe boşluklarına örerek devam ediyorum. Motiflerle işimiz bitti. Artık motif örmüyoruz. Tamamladık. Şimdi şu üçgen parçayı gene şu motifin son sırasını yaptığımız iple devam edeceğim. Başlangıç 16 çakma sık iğne öreceğiz. O yüzden 17 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hemen dibine üzerine dolayıp hemen dibine batıyoruz. Ve 16 çakma sık iğne örüyoruz. Yani tekli trabzan ya da çakma sık iğne ne derseniz artık. Çakma sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen dibine tekrar üzerine dolayarak örmeye devam ediyorum. Şimdi 5 sıra ördüm. 2, 4, 5. Şöyle ördüm ben bunun başlangıcını. Çok deneme falan da yapmadım. Nasıl derim eksiltirim yukarıda 4 sık iğne ile bitirmem gerekiyordu. Çünkü ancak 3, 2 çok ince kalıyordu. 5, 6 da çok kalın oluyordu. O yüzden 4 sık iğne de bitirmek istedim. Kesmeyi de hani kolaylık olsun açısından. Hem benim için hem anlatırken size de kolaylık olsun diye basit olsun dedim anlatımı. Şöyle her motifin ortasında bir başta bir diğer başta olmak üzere iki ilmek kesiyoruz. Sonra bitiminde sonra tekrar ortasında bitiminde derken 1, 2, 3, 4, 5 ve en son bitiminde 6. 6 kere kesmem gerekiyordu. Ki 4 sık iğneye düşürmem için. Bu da güzel oldu. Yani fazla da denemedim zaten. O şekilde başladım ve devam ettim. Sanırım anlaşılmıştır. Tamamı da 31 sıra. Sanırım. Şimdi bu tekrar döndüğüm şunu saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sıra. Şimdi eksiltmeyi yapıyorum. Şöyle yarısına geldim motifin. Bir zincir çektim. Hemen üzerine dolamıyorum. Çakma sık iğne örüyorum ama eksiltirken üzerine dolamıyorum. Bir tane alıyorum. Sonra bir de diğer yanından alıyorum hemen. Kapatıyorum ve eksiltmiş oldum. Şimdi çakma sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Sıra sonundaki eksiltmeyi de gene üzerine atmıyorum. Tığ 1 hemen yanına. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14.
16 ile başlamıştık. 14 kaldı. Şimdi motifin bitimine kadar gene örmeye devam ediyorum. Zincirle çıktım yukarı, hemen dibine battım ve tekrar aynı sırayı örüyorum. Şimdi motifin bitiş sırasına geldim. Yani bir sıra daha örebilirim ya da şimdi de kesebilirim, hiç fark etmez. Yeter ki şöyle ortalarına, bitişine denk gelsin. Tamamı zaten 32 sıra olacağı için siz oradan ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir zincirle çıkıyorum. İç üzerine dolamadan 1, 2 ve üzerine dolayıp çakma sık iğne örerek sırayı devam ediyorum. Bu şekilde dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve en son sırada 6. 4 sık iğneye düşene kadar 6 kere eksiltiyoruz. 31 sıra ördüm. Şimdi 32. sırada son şuradaki eksiltmeyi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Eksiltiyorum. Şimdi çakma sık iğneyi örüyorum. 3 ve 4. 4 sık iğneyle bitiriyorum. Tamam, 32 sıra oluyor. Şimdi şurada geçtiğim şu 4 bir taraf, burası hariç, şu şekilde dolandığım bir sıra var. Bu kaydırma yöntemi dediğimiz bir zincir ve her boşluğa batarak kaydırma yöntemiyle parçayı üç tarafını örüyorum. Her boşluğa batarak bu şekilde sıkı olmaması için her boşluğa batıyorum. Çünkü az yaparsanız bu örgüyü parça küçülür. Gerçek boyutunda tutmak için her boşluğa batarak, bir de elinizi bol tutarak yapın. Böyle sıkı sıkı yapmayın. Şu şekilde etrafını alt kısmı, yalnız şöyle şuraya kadar ben öreyim. Burayı kaydırma yöntemi değil de normal sık iğne öreceğiz. Şimdi en dibe kadar kaydırma yöntemiyle ördüm. Bir zincir çekip gene aynı yere altta kalan şu ipi de sık iğne olduğu için içinden yürütüyorum. Çakma sık iğne örmüştük örgüyü. O yüzden gene çakma sık iğne örerek alt kısmı geçiyorum. Çünkü normal sık iğne yaparsam örgü taban kısmı, şu kısmı büzer. Nasıl örmüşsek parçayı o şekilde bu kısmı da örüyorum. Tekrar başladığımız gibi köşede iki sık iğne ile dönüyorum. Buradaki yaptığımız gibi. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Kaydırma yöntemi başlıyor. Bundan sonra diğer kenarı ördüğüm gibi her boşluğa bir tane
kaydırma sık iğne örüyorum. Sık iğne de değil, bu kaydırma yöntemi. İlmek almıyoruz çünkü. Motif bitimlerinde, sıra bitimlerinde yaptığımız bir yöntem. Kenarı kalınlaştırmak için ve motifleri parçaya daha muntazam dikilmesini sağladığı için şöyle bir kenar geçtim. Tabii dediğim gibi bunu ben herhangi bir modelden çıkartmadım. Bu tamamen doğaçlama yapılmış bir model. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Size kalmış tabii ki gene ama ben çok beğendim. Şimdi bir yün iğnesini kendi ipinden geçirdim. Şuradaki gibi motifleri birbirine dikiyoruz. Şu köşelere 1, 2, 3 tane batmıştık. Tam ortasına. Yani 1, 2, 3 ortaya. Ucundaki düğümü sıkıştırmak için şöyle. Ortadaki sık iğneden geçirdim ipi. Aynı şekilde 1, 2, 3 tane vardı. Şu ortasından geçiriyorum. Tam birbirine. Zaten ilmek sayıları, yani sık iğne sayıları birbirine eşit olduğu için dikmesi de çok kolay. Bir kere daha şöyle bir alıyorum. Sonra tam karşılığından dikiyorum. Daha önceki dikişlerimde, yani parçaları birbirine eklerken genelde kullandığım dikiş benim şu bana yakın olanla şuradaki şu örgünün en dış kanadı, şu ve bana yakın olan en dış kanadı kullanarak bu şekilde dikerim normalde ve güzel bir dikiş olur. Ama bunu başlarken bu şekilde başladım. Biraz daha kalın bir dokusu olsun diye bu şekilde de devam ettim. Ama tavsiyem size şuradaki size yakın olan kanatla şuradaki dış kanadı bu şekilde dikmeniz. Ben bir kere böyle başladım. Bunu tekrardan söküp yapmayı da gözüm yemedi gerçekten. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Başladığım gibi dikmeye. Ama dediğim gibi siz şu en içteki şunlara değil şu dışlara, bunlara batın. Gene örgüyü bu şekilde yan yan örün. Yani böyle birbirine ata ata örmeyin, yani dikmeyin. Şöyle bir yana geçin. Sonra diğer yana geçin. Bu şekilde birleştirin. Ama dediğim gibi şuralardan. Sanıyorum bundan daha güzel duracak o şekilde dikilirse. Ama artık yapacak bir şey yok. Böyle başladım, böyle devam ediyorum. Şimdi ben bunu dikiyorum ve diktikten sonra da şu her iki tarafa da son dikişini yapıp bitiriyorum. Bu parçayı ördükten sonra ip bırakmıştım keserken dikmek için. Şimdi en uçtayım. Şöyle de geçireyim. En uç noktadayım. Gene buradaki şurada gördüğümüz 1, 2, 3 ortasına bitiştiriyorum iki parçayı ve sonuna kadar gene bir kere daha sağlamlaştıralım aynı yere. Gene aynı şekilde bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya motifleri birleştirdiğimiz gibi. Ama bunu diğer taraflı dikmediğim için de gerçekten pişman oldum. Şuralardan alarak çok çok daha güzel duracaktı etek. Neyse, böyle olsun. Ama siz yapmayın. Siz de gösterdiğim gibi yapın. Böyle dikerken şurası şu köşeyle
tepe noktasını bir arada tutarak elinizden bırakmayın. Bu şekilde ya da iğneleyebilirsiniz. Tam denk gelsin. Eğer bu şekilde hizalayarak tutarsanız ikisi bitişe kadar her iki ilmeklerde birbirine tam denk gelir. Buna dikkat ederek dikerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi ben bunu şu tabana kadar dikmeye devam ediyorum. Son parçayı dikerken bir motif kadar bir aralık bıraktım. Sonuna kadar dikmedim. Giyip çıkartmak rahat olsun eteği diye. Şuraya bir çıt çıt, bir it ya da örgü düğme ki üzerine kısa bluz giyildiği zaman görünecek düğme. Güzel örgü bir düğme çok güzel yakışır. Onu da bir ara gösteririm. Şimdi bel kısmını şimdilik bırakıyoruz. Etek kısmına herhangi bir yerinden ipliği bağladım. Gene tamamını çakma sık iğne örüyoruz. Şu parçalar çakma sık iğne örülmüştü. Bunlar trabzan örülmüştü. Şimdi tabii ki bunlar tekli olduğu için şu son geçtiğimiz sırası da normal sık iğne olduğu için bunun hacmi ile çakma sık iğnenin hacmi aynı değil. Biz örerken burayı nasıl çakma sık iğne ile ördüysek yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evazelik devam ediyor. Yani burası şu örgüden daha geniş olduğu için açıyor motifi birazcık ve evazelik devam ediyor. Yani etek ucu kısılmış olmuyor. Bir de buradan şu motife geçerken şu araya da batıyorum. Fazladan oraya da birer tane örüyorum. Yoksa şuraları böyle ilik gibi, düğme iliği gibi açık açık kalıyor. O güzel olmuyor. O yüzden şu araya da mutlaka bir trabzan sık iğne örüyorum. Dümdüz çok muntazam bir örgü oluyor. Bu şekilde. Çünkü öteki türlü dilim dilim duruyor. Bunu eşitlememiz gerekiyor. Dediğim gibi çakma sık iğne olarak eteğin ucunu boydan boya örüyoruz. Ve şu aralara da mutlaka birer sık iğne örüyoruz. Şu araya. Ve buradaki boşluk kapanıyor. Tekrar en başından tekrar örmeye başlıyoruz. Zaten ördüğünüz zaman anlayacaksınız. Kasıyorsa eğer eksik batıyorsunuz demektir. Ama bu da olması pek mümkün değil. Çünkü nereye batacağımız belli. Her ilmeğin üzerine batıyoruz. Sadece şu aralara bir tane fazla batıyoruz ki boşluklar olmasın diye. Ve dediğim gibi normal sık iğnenin üzerine çakma sık iğne örüldüğü zaman verevlik veriyor. Ve eteğin verevliği ucuna kadar devam etmiş oluyor. Herhangi bir büzdürme, kastırma olmadan. Şimdi başladığım noktaya kadar sık iğneyi örmeye devam ediyorum. Tek sıra yetti. Zaten iki sıra kaldırmazmış, güzel olmazmış. Şimdi güzel topladı, güzel eşitledi. Ütü olmamasına rağmen gayet muntazam duruyor şimdiden. Bel kısmına geçtim. Bel kısmında şu aralığın hemen başından şöyle örmeye başladım. Buradaki gibi, etekteki gibi çakma sık iğne değil. Normal sık iğne örüyorum. Şurada 4 vardı. Şuralarda 4 ilmek vardı. Gene 4 ilmek ve 15 ilmek üzerinden çalışıyoruz. 15 sık iğne motife, 4 sık iğne üçgen parçaya olmak üzere 15-4 15-4 örüyoruz. Şu aralara kesinlikle batmıyoruz. Belin toparlanması için. Ve normal sık iğne örüyoruz. Bir de bu renklere çok takılmayın. Hani ben bunları kullandım diye. Bunlar benim sevdiğim. Yani ip alırken hep elimin gittiği renkler bunlar. Siz de kendi zevkinize göre bir sürü kombinasyon yapabilirsiniz. Şimdi 15 tane ördüm. Hemen 1, 2, 3, 4. Karşıya geçiyorum. 4 tane de 3, 4. Hemen motife geçiyorum.
15 motif de buraya. Normal sık iğne örüyorum ki bel iyice toparlansın. Şimdi burada ipi keseceğim. Tekrar geri dönmeyeceğim örerek. İstediğimiz model o şekilde ortaya çıkmaz pek. Güzel gözükmez en azından. Eğer bu başka çanta falan olsaydı yuvarlak örecektim. Ama etek olunca bir de pay bırakmamız gerekiyor tabii. Şimdi bir sıra ördük. Bayağı güzel toparladı beli. Yalnız bu çok çok küçük bir beden değil bu etek. Yani 38 beden çok rahat giyebilir bu eteği. Şöyle göstereyim. Şimdi başka bir renk kullanacağız. Bele ikinci rengi bağladım. Şimdi bu modelde bel ölçünüz ne kadarsa toparlamak için istediğiniz kadar şu 3 sırada oynayabilirsiniz. Yani ilk sırayı ördüm, daralttım. Olmadı, bele biraz daha bol geldi. Tekrar ikinci sırada biraz daha, üçüncü sırada biraz daha daraltabilirsiniz. Yani istediğiniz ölçüye getirmek böyle örgülerde çok kolay. Şimdi örgüye başladım. Şuradaki 4 ilmek 3 tane ördüm. Gene daralttım. Motifin başında, ortasında ve bu diğer başında bir alt sıraya batarak örüyorum. Tekrar buraya 3 tane görüldüğü gibi. Hemen motifin başında 2 sıra aşağıdan batıyorum. Ortasında tekrar bitişinde 3 kere motifin başında, ortasında ve diğer başında 3 kere 1 sıra aşağıdan batıyorum. 2 kere batıyorum. Bu şekilde bir desen oluştu. Bu yani bu sırada da birkaç eksiltmem oldu. Bele iyice oturtmak için. Küçük bir etek olmayacak bu. Öyle 34-36 belki 36 olur ama rahat rahat 38 beden bir etek bu. Ona göre yaparsınız siz de. İsterseniz bir motif bir de şu üçgeni eksiltirsiniz. Şu kadar eksik olarak örebilirsiniz. O zaman 34 beden çok rahat olur. Hele çocuklara falan yapacaksanız çok güzel olur. Şimdi şurada motifin ortası. Hemen aşağıdaki boşluktan batıyorum. Bir, tekrar iki. Hemen arkasındakine batmıyorum tabii. Fazlalaşmasın ilmekler diye. Bir sonrakine batıyorum. Boşa geldim. Şimdi gene aynı battığım kadar bir mesafe bırakıp tekrar bir kere daha ve burayı 3 kere batıyoruz. 1 2 3. Şimdi gene aşağı şuraya batacağımız için hemen hemen aynı hizada olması gerekiyor battığımız yer. Eğer daraltmak istiyorsanız hemen yanına değil bir sıra bir ilmek sonrakine de batabilirsiniz. Yani çok kolay burada ölçüyü ayarlamak. Tamamen size kalmış. Zaten daraltmak için de 3 sıranız var. Hatta 4-5 sıra bile örebilirsiniz. Ben bu şekilde ördüm. Ya bu tekniktir gene dediğim gibi diğer videolarda da. Buradan yola çıkarak çok güzel robadan bluzlar örebilirsiniz. Çantalar, değişik etekler, bluzlar. Bunu tamamen yaka olarak düşünüp şurayı çok güzel bluzlarda örebilirsiniz. Şimdi bu sırada bitti. Ama tabii ki ortayı unuttuk.
Hemen şöyle bir daha. Hatta bir sıra bir ilmek sonrakine batıyorum. Bel biraz daha ufalsın diye aralarda öyle eksiltmelerim de oldu. Şimdi şurada düz başlamıştık. Gene düz bir şekilde bitiriyoruz. Örgülerimin şu iki sırayı git gel yapmadım. Çünkü bu şekli veremezdik. Gene başa dönüyorum. Bu sefer gene kendi ana rengi beyaz kullanacağım. Tığa şöyle bir sıkılıyorum. Başladığım noktadayım. Şöyle bağladıktan sonra hemen yanındakine batıyorum. Artık biraz daha daraltmak istiyorum beli. Biraz birkaç ilmek daha. İpi de arkadan yürütüyorum. Şuradaki ikinciye batmıyorum. Şu uzun battığım ilmeğin ikincisine batmıyorum, yanındakine batıyorum. Ben bu şekilde daralttım ama sizin yaptığınızda eğer gerek yoksa, ölçünüzde daraltmaya gerek yoksa hiç böyle şeyler yapmayın. Ben birazcık daha daralsın istedim. Normal sık iğneyle şurada iki tane batmıştık uzun ilmek. Birine batıyorum, birine batmadan yanındakine. Yani benim ölçüme göre birazcık daha daralması gerekiyor belin. O yüzden böyle bir eksilterek örmek istedim. Tabii bu ölçüyle alakalı bir durum. Siz kendi belinize göre öreceğiniz için ister örerseniz ister eksiltirsiniz. Ölçüye göre değişiyor. Yani model budur, mutlaka böyle örülmelidir diye bir şey yok. Bu şu kısım bele eteği bele oturtma kısmı çünkü. Tamamen kişiye özel sayılar. Aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. Etek boyu 35 santim, 35-35,5 santim olmuş. Gayet güzel. Daha uzun istiyorum derseniz bir motif daha fazla yaparsınız. Ölçüler gerçekten kişiye göre değişiyor. O yüzden hani şunu şu kadar yapın, bunu bu kadar yapın denmiyor. Bu bir tekniktir. Buradan gidersiniz. Motifi küçültürsünüz. İşte 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Bunu 3 sıra yaparsınız. Daha küçük motif kullanırsınız. Arayı büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Bu bir tekniktir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ya da şurayı yaka olarak düşünün. Çok güzel robadan elbiseler olabilir. Şuraları askılar takılarak, çocuk elbiseleri kendimize de daha ince ip kullanarak bunları çok güzel kıyafetler örebiliriz gerçekten. Kullanışlı bir model. Her yere, istediğiniz her şekilde örebileceğiniz bir model. Şimdilik bu kadar. Bunu bir de mankenin üzerinde çekeceğim fotoğraflarını. Yalnız mankenimizin 1,85 olduğunu tekrar söyleyeyim. Hiçbir kıyafet normal, yani bizim üzerimize durduğu gibi onda durmuyor tabii ki. Daha kısa duruyor. Hani nasıl elbise, ne biçim etek falan diye bir yorumlar geliyor. Manken maalesef bizlerden çok çok uzun olduğu için her şey etek, elbise onun üzerinde daha kısa duruyor. Bunu da söyledikten sonra örgüm de bitti. Şimdi artık görsellere sıra geldi. Beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ürünlerde görüşmek üzere.